Hoş bulduk. Çok güzel hazırlanmışsınız. Görüyoruz. Merak ediyoruz. Süreci merak ediyoruz. Nasıl bir süreçti? Nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Ne gibi dersler aldınız? Önemli bir karakteri canlandıracaksınız. Sizden dinlemek istiyorum. Projeyi anlaştığımız andan itibaren gerçekten çok yoğun bir hazırlık sürecine geçtik. Arkadaşlarımız da bahsetti ama yani hiçbir rol ayrımı yapılmadan herkes aynı eğitimlere tabi tutuldu. Tabii ki ben biraz daha fazla yapmış olabilirim ama kılıç eğitimi, yakın dövüş eğitimi, okçuluk, at üstünde okçuluk, at binicilik gibi gerçekten çok değerli eğitmenlerden ve işin uzmanı eğitmenlerden dersler aldık. Aynı zamanda tarih profesörleriyle dönemin ruhunu, dönemi yansıtabilmek için hal ve hareketlerimizi, kuracağımız dünyayı tasarlayabilmek için onlarla derslerimiz oldu. Gerçekten zor bir süreçten geçtik. Ama baktığımız zaman iyi ki yapmışız. Çünkü sahaya girdiğimizde her şey üzerimize oturmuş bir şekilde, olayı anlamış bir şekilde çıkabildik sahaya. Ve bu bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Bu şekilde daha iyi de yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Peki kendinizi o konuda ne kadar başarılı görüyorsunuz? Artık hani bir Amazon, bir Wonder Woman seviyesine geldiniz mi bilmiyorum. Daha iyisi var. Yani gerçekten çok sevdiğim için hareketi ve sporu çok sevdiğim için. Aynı zamanda bu eski inanışlara ve tarihe biraz ilgim olduğu için bu ikisini birleştirebilmek benim için çok büyük bir şanstı. Her zaman böyle bir şans gelmiyor insana gerçekten ve hayalimi şu an canlandırabilme fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Tabii ki çok zorlandığımız süreçler oldu. Bayağı bir aksiyonlu bir süreç herhalde. Hiçbir kaza bela bir şey inşallah yaşamadık. Küçük küçük şeyler oldu yani 21. yüzyılda hani başınıza bu nasıl geldi diyebileceğiniz şeyler tabii ki oldu. Mesela bir tanesini paylaşabilir misiniz? En ilginçini. Paylaşmayayım. Tamam. Şöyle yani küçük kazalar diyeyim ama tam bir şey söylemem şimdi doğru olmaz. O şekilde. Yani kazalardan çok bahsetmeyelim ki çok çağırmayalım diye. Böyle inanışlarınız var mı? Hani kötüden bahsedersem kötü gelir, pozitif olursam pozitif olur. Bu tarz. Yani evet biraz aslında inandığımız ve anlattığımız dönemden de şamanizmden de etkiler var hayatımızda tabii ki. Bazı kötü enerjilere inanıyoruz. O yüzden çağırmamayı tercih ediyoruz. Daha önceden de şamanizme ilginiz vardı ama. Öyle vardı, dediniz evet. Değil mi? O zaman çok zorlanmadınız o öğretiler konusunda. Yani zorlanmaktan ziyade süreçten keyif alarak geçen bir dönem oldu. O yüzden güzel oldu bizim için. Şimdi çok iddialı geliyorsunuz. Ama yani dizi, tarih dizi olarak bakınca çok fazla rakip de var. Aynı zamanda çok fazla kadın karakter rakip de var. Bilmiyorum bu rekabet ortamını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir rekabet olarak görmüyorum açıkçası. Dönemimiz farklı, işlediğimiz konu farklı. Ayrıca biz bir destanla yola çıktık. Yani gerçek olaylarla kurgusal olayları birleştirdiğimiz bir yerdeyiz. Seyirciye çok fazla yorum hakkı bırakıyoruz ve onların hayal dünyasına da güveniyoruz bu anlamda. Tarihler arası belirli kesin olayları anlatmıyoruz burada. Bir hikaye anlatıcılığı yapıyoruz. O yüzden bir rekabet ortamı olarak görmüyorum ama tabii ki diğer karakterlerden farklı olarak ilk defa bu kadar savaşçı ve güçlü bir kadın kahraman verebilecek olmak kadınlara, tüm izleyicimize beni gerçekten çok büyük motive ediyor. Mesela kurt direkt, kurt değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. Dün sahneden geldi aklıma. Dün sosyal medyada bir sahne biliyorsun. Siz de izlediniz. Fahri Hanım'ın olma sahnesi. İzlediniz mi bilmiyorum ama. Yani onunla ilgili bir şey demeyeyim şimdi konuyla. Bizim dizimizle yok, ilgili şey, konuşalım. Yok, sadece rekabet dedik o yüzden şöyle. Biz biraz da magazin yapmak istiyoruz ama. Takdir edersiniz ki. Doğrudur. Biz de işimizi yapmak istiyoruz. Süreç uzun, zorlu dediniz. Hani bayağı bir ders aldınız. Muhtemelen zamanınızın bir kısmını oraya ayırdınız. Bu süreçte sevgilinizin desteğini falan merak ediyoruz. Nasıl bir süreç geçirdiniz? Evet, yani yazımız yani bütün yaz sanıyorum eğitimlerde geçti. Günlük 6-7 saatlik eğitimlerde geçti. Ama tabii ki işe kendini verebilmek adına bu eğitimler çok önemli. Çok böyle rahatsız olmadan ve kolaylıkla gerçekten severek gittiğimiz şeyler oldu. Tabii ki ailemizdeki, çevremizdeki herkes de bize bu süreçte destek oldu. Herkes isim vermiyorsun. Artık alabilir miyim? Evlilik bir teklif vardı kabul edilen. Onu da soralım bitirelim. Evet. Rica edeceğim. Ben de rica edeceğim. Sadece diziyle ilgili konuşuruz. Burak da soralım. Tamam. Aslıncığım Edip Bey'i buraya alalım. Arkadaşlar tamam. Size diğer başlık. Çok teşekkürler. Tamam. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Son bir detay.